Sen miydin komşum? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz teyzeciğim. Mehrudar ol kızım. Buyurun içeri. Şöyle buyurun komşucuğum. Süt içer miydiniz? Yok hayır, içmeyeyim kızım, sağ olun. Sabah sabah sizi rahatsız ettim. Estağfurullah teyzeciğim. Girişiniz bizi çok sevindirdi. Bak bebecik bile sevindi. Maşallah. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Sağ olun. Bunu getirmek için geldim size. Buyurun. Bizim mi bunlar? Fakat çok fazla bunlar, bizim mi? Evet sizindir, oğlum gönderdi. Sizin hakkınızmış. Hakkımız mı? Bir yanlışlık olmasın teyzeciğim. Alacağımız yoktu. Ne dokuduysak parasını almıştık. Ben anlamam. Hem bu dokuduğumuzdan fazla. Ben anlamam dedim ya. Bu sabah Davut uyanınca, yani sabah namazından sonra gözyaşları içinde tövbe istiğfar etti. Gözyaşları mı? Hem de nasıl gözyaşları? Çocuk gibi ağladı. Hüngür hüngür ağlayışı beni de ağlattı. Nice zaman sonra kahvaltıda, hani kahvaltı değişim alışkanlıktan, dünkü güne göre yoksulun yoksulu bir sofraydı. Bir dilimcik inceden ekmek, 2-3 zeytin, 2 yudumcuk süt. Aynen şöyle oldu. Şu keseyi al. İçindekiler komşumuzun hakkıdır. Bunca zamandır dokuduklarını bana satarlar. Bir gün bile sormadılar ki değeri arttı mı, pazarda kaça satılır. Dün akşam düşündüm ki ticaret yapıyorum derken kendime kötülük ediyormuşum. Doymak bilmedim. Allah'ım ne büyük günahtaymışım. Bu kesedekiler komşumuzun hakkıdır. Kabullensinler. Azımızı çuğa tutsun, niyetimizi bilsin, haklarını helal eylesinler. Böyle dedi ve keseyi size gönderdi. Kabul edip hakkınızı helal ederseniz komşucuğum, oğlum Davud'u sevindirecek, ağır bir yükten kurtaracaksınız. Alamayız. Ben alamam. Hak etmediğimiz bir para. Sadakaysa biz hamdolsun çalışıyoruz. Değil, sadaka değil, hakkınızdır. Güle güle harcayın. Bilmem ki, şaşırıp kaldım. Teşekkür ederiz. Davud-i Tayyip'e teşekkür ettiğimizi söyleyin lütfen. Çok güzel. Bu çok
Allah benden. Onlar Dicle kurması. En iyi de. Hayırlerinden olsun şuradan. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. İşittik işitmedik yoktur bilinsin. Her kim ki Davud-i Tayi'den alacaklı durumundadır. Kim ki bir hak iddiasındadır. Bir ay boyunca evinde kendisiyle görüşmeli. Hakkını almalı, helalleşmelidir. Böylece bir hafta boyunca burada ve dahi Kube'de ve etraf köy, kasaba ve şehirlerde ilan edilerek duyurulacaktır. Bir ay sonunda dahi bir alacaklı çıksa hakkını isteyebilir. Duyduk, duymadık denilmeye. Ellal çığırtarak alacaklı arama. Bu ahlak devam ettikçe zeval bulmalıyız. Şükürler olsun. Davud'un gönlü de gerçek aşk ateşiyle tanıştı. Hadi evine gidip ne haldedir bakalım. Hadi. Oğlum, bu halin beni çok korkutuyor. Yemiyor, içmiyor, konuşmuyorsun. Bir tabip getireyim. Hayır anne. Benim ilacım tabipte değil. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinde. Çorba yaptım. Hadi sıcak sıcak iç, iyi gelir. Getireyim mi? Hayır anne, aç değilim. Misafirleriniz var efendim. Benden alacağı olanlardır herhalde. Herkese istediği miktarda paralarını dağıtan acım. Kimseye zorluk çıkarmayın. Kimsenin hakkı kalmasın. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya Davut, sana ne oldu böyle? Gerçeği gördüm kardeşlerim. Dostlarım. Beni İmam-ı Azam Hazretlerine götürün. Yanına varıp ellerine kapanmak istiyorum. Götüremeyiz. Çünkü Efendimiz zindanlı. Ne? Neden? Halife İbrahim bin Velid Efendimizin Bağdat katısı olmasını istiyordu. Hocamız Ebu Hanife Hazretleri kul hakkından çok çekindikleri için kadılığı kabul etmediler. Hocamızın görevi kabul etmeyişindeki inceliği anlayamayan halife, bunu kendine hakaret kabul edip Efendimiz'i hapsettiler. Kim bilir şimdi ne işkenceler altındadır. Hoş geldiniz evlatlarım.
Geçmiş olsun hocam. Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı efendim? Dua edin yeter. Dünyada kalacak kadar dünya için, ahirette kalacak kadar da ahiret için çalış. Hangi güzel yüzdür ki toprak olmadı? Hangi ceylan gözdür ki yere akmadı? Mumlar tükeniyor. Ama çevresini aydınlata aydınlata tükeniyor. Her insan böyle mi? Daha doğrusu kaç insan böyle? Ya ben? Biraz hava almalıyım. Hayır, yetmiyor. Pencere yetmiyor. Dışarı çıkmalıyım. Dama çıkmalıyım. Gece yarısı. Evet. Evet, uyku saati. Haklısın anne. Uyumalıydım ama. Bir sıkıntın mı var oğlum? Sana bir haller oluyor. Bunalıyorum anne. Yükseğe çıkmam lazım. Göğü, yıldızları temaşa etmek, onları yaradanı tefekkür etmek istiyorum. Aklı fikri hep fazla kazanmakta olan bu adama ne oldu birdenbire? Gel muamma, gel de çöz. Aman Allah'ım! Davut oğlum, bir şeyin yok ya.
Yok ana, meraklanma, hiçbir şeyim yok. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Gelin yardım edin, kaldıralım oğlumu. Hadi. Sağ olun, ya zahmet etmeyin, hiçbir şeyim yok canım. Sağ olun. Yavrum benim, canım. Hayırlı sabahlar oldu. Sağ ol anacığım. Ne güzel bir gün değil mi? Gel şöyle oturalım. İstemem, sağ ol. Ama oğlum içseydin. İstemiyorum ana. Götür onu kocana ver, o içsin. Götür. Köleleri azat etmek istiyorum anne. Köleleri mi? Evet anne. Hepsini. Özellikle de şu ikisini. İstedikleri kadar dinar verip salıvermeni istiyorum. Ama Davut, onlar bizim... Uzatma ana. Bırak gitsinler. Diledikleri gibi hür yaşasınlar. Kendi yuvalarında mesut olsunlar. Bir şey daha var ana. Nedir oğlum? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dedelerime hediye ettiği arazileri satmak istiyorum. Anlayamadım oğlum. Satmak mı? Neden? Gelirini fakirlere dağıtacağım anacığım. Bu kadar mal mülk bize fazla. Muhtaçlara dağıtacağım ki işe yarasın. Artık çok iyi anladım ki dünyada kalacak kadar dünya için, ahirette kalacak kadar da ahiret için çalışmak lazım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayrola bu saatte? Sana müjdeli bir haber getirdik ya Davut. Hayırdır inşallah. Hocamız İmam-ı Azam Hazretleri bugün zindandan çıktı. Allah'ıma şükürler olsun. Hemen ziyaretine gidebilir miyiz? Olur. Olur. Mümin Allah-u Teala'dan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmaz. Şiddetli bir hastalığa yakalanır, çeşitli kaza ve belaya uğrarsa, ya Rabbi bana bu derdi niye verdin diye şikayetçi olmaz. Bilakis hastalığa, belaya ve kazaya rağmen Allah-u Teala'yı zikr ve şükreder. Mümin Allah-u Teala'nın kendisini devamlı gördüğünü bilir. Yalnız olsun, kalabalıkta olsun, mutlaka onu kontrol ettiğine inanır. Birbirlerinizin hatalarını araştırmayınız. Müslüman, Müslümanın ayıbını aramaz. Eğer varsa örter. Müminler, ilmihal bilgilerini iyi öğrenmelidir. Çünkü farzları işlemek, dini icaplarını yerine getirmek, ilmihal bilgilerini iyi bilmekle olur. Dinini doğru kaynaktan öğrenen insan asla sapık yollara sapmaz. Ehli sünnet alimlerinin doğru sözlerine kulak verin.
akşamlar oğlum. Hoş geldin ana. Acıkmışsındır diye düşündüm oğlum. Hayır ana, acıkmadım. Sahurda yemek için ne istersin? Çorbayı ekmek doğrayıp yiyeceğim ana. Neden? Yemekle ve konuşmakla vaktimi ziyan etmek istemiyorum ana. Konuşmak dedin de oğul. Sen insan içine çıkmayalı, birileriyle konuşmayalı tam bir yıl oldu. Yaşlandın. Sakalların bembeyaz oldu. Hiç özlemiyor musun? Anacığım sen miydin? Benim oğlum. Çorbanı getirdim. Niye zahmet ettin ana? Bak yorgunsun. Yaşlandık oğlum. Yaşlanmadık mı? Seni ben yordum. Seni ihtiyarlattım anacığım. Hakkını helal et. Sana hizmet etmek analıktan da öteydi oğlum. Güzeldi, hoştu. Bilmeni isterim ki bir gün olsun ağır gelmedi. Yüreğini ferah tut. Sağ ol anacığım, Allah razı olsun. Dışarıda hava nasıl? Güzel, güneşli, soğuk da yok. Şöyle bir pazar yerine kadar gitsem diyorum. İyi edersin ya, nice zamandır eve kapanmıştın. Çık bir geziver. Anacığım, biz oraya gezmeye gitmeyiz, işimiz vardır. Ya Allah, bismillah. Gel. Yavrum neyin var? Neden ağlıyorsun? Vurmacı. Söyle bakayım bana. He? Niçin ağlıyorsun? Vurma istiyorum. Ha. Arkadaşlarımın babası alıyor. Benim babam yok ki alsın. Canım vurma istiyor. Vurma istiyorum ben. Hayırlı işler vurmacı. Şuradan bir dirhemlik vurma verir misin? Tabii baba. Parasıyla değil mi? Üzerimde para yok. Yarım versem... Seni tanımıyorum ki. Veresiye satmam. Yarım verirdim. Ama sen de haklısın. Üzülme yavrum. Cenab-ı Hak rızkını gönderir. Vurma. Vurmacı. Bu adamı bir yerden tanıyorum ama çıkaramadım. Bilmem ki. Nereden bak? Haksızlık vurma verilmez ki canım. Bu Davudi Tahir değil mi? Mübarek adam ne kadar değişmiş. Bilmem, ben de çoktandır görmüyorum. Bu o, Davudi Tahir. Hadi gidelim beraber, mübarek adamın duasını alalım. Gidelim. Hadi gidelim. Aleyküm efendim. Aleyküm selam. Efendim,
bize lütfen dua buyurun. Nasihatlerinize ihtiyacımız var. Ey kardeşlerim, iyi biliniz ki en büyük kazanç Allah'ın razı olduğu bir işle meşgul olmaktır. Kabirdekiler aman kıyamet bir an evvel kopsa da şu kabir azabından kurtulsak derler. Halbuki dünyadakiler mezardakilerin halini düşünmeden durmadan günah işlerler. Siz mezardakileri düşünün. Müsaade, müsaade edin. Efendi Hazretleri, affediniz, çok özür dilerim, sizi tanıyamadım. Aman evladım, bir kusur işlemedin ki. Malını veresiye satmaya mecbur değilsin. Sattığının karşılığını almalısın. Bir dirhemli kurmayı size çok gördüm. Al evladım şu kurmaları. Eve götürürsün. Tekrar özür dilerim efendim. Maksat hasıl oldu zaten evladım. Allah hayırlı işler versin. Sağ olun. Ey nefsim, bu dünyada bir dirhemlik itibarının olmadığını gördün değil mi? Hangi güzel yüzdür ki toprak olmadı? Hangi ceylan gözdür ki yere akmadı? Hangi güzel yüzdür ki toprak olmadı? Hangi ceylan gözdür?